Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Peki. Fe inne delalete es-sani yeti ikinci cümlenin delalet etmesi ala ma eradehu. O şairin irade etmiş olduğu manaya ikinci cümlenin delalet etmesi min o da nedendir? Ala ma o min mayı beyan ediyor. Min izharil keraheti li ikametihi. Yani o adamın kendisinin yanında durmasını kerih gördüğünü neyledir? Delaleti bil mutabakati. Mutabakat yoluyladır. Bihlafil ula ama birinci cümlede öyle değildir. Belki birinci cümlede iltizami olarak ve çok böyle derin düşünerekten o kişi ancak fark edebilir. Ama ikinci cümleyle artık kastını, meramını ifade etmiştir. وَمِنْ غَرَائِبِ هَذَا الْبَابِ Bu babın garip garayiplerindendir. قَوْلُكَ Şu senin sözün قُلْتُ لَهُمْ قُومُوا اَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ قُومُوا Kalkınız اَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ قَالَ اِبْنُ مَالِكِ rahmetullahi aleyhi inne takdire takdir şudur liyekum evvelukum ve ahirukum yani öncekiler de ahirdekiler evveldekiler de sondakiler de kalksın manasındadır ve innehu bedelul cümleti minel cümleti burada kumudan sonra evvelukum ve ahirukum yani fiil takdir ettiğimiz için cümle cümleden bedel olmuştur. La el müfredu minel müfredi. Müfred, müfretten bedel değildir. Kema kale fil atfi. Atıfta da dediği gibi. Fi kavlihi teala. Uskun ente ve zevcuke el cennete. Nasıl takdir ediyoruz? Ey veliteskun zevcuke. Yani o zaman zevcuke'den önce fiil takdir ettiğimiz için cümleyi cümleye atfetmiş oluruz. Ve kavluhu ta'ala la tuhlifhu la nuh ne o? La nuhlifuhu nahnu ve la ente. Evet. Ha, o zaman ne oldu şimdi? Burada müfred müfrede değil de ey ve la tuhlifuhu ente. O zaman ne olmuş oldu Ahmet? Cümleyi cümleye atfetmiş olduk. Ve kavluhu ta'ala La tudarra validetun bi velidiha. Değil mi? Validesi çocuğa zarar vermesin. Ve la mevludun lehu bi veledihi. Çocuk kimin için doğrulmuşsa yani baba velisi çocuğun babası o da ne yapmasın? Çocuğa zarar vermesin. Ey ve la yudarra mevludun lehu bi veledihi. Fiil takdir ettiğimiz için burada cümle cümleye ne yapılmıştır? Atfedilmiştir. İz rubbema tuhtacu fi's-sawani ma la iz rubbema yahtacu fi's-sawani ma la yahtacu ileyhi fi'l-evaili bir kaide var. Yani iz rubbema yahtacu fi's-sawani مَا لَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ فِي الْاَوَائِلِ Yani burada ne diyor Ahmet? İkincilerde ihtiyaç olmuyor. Yani daha doğrusu birincilerde lazım olan şeyler bazen ikincilerde lazım olmayabilir. Veya asaleten lazım olan şeyler tebaiyet olursa lazım olmayabilir. يُخْتَفَرُ فِي الثَّوَانِ مَا لَا يُخْتَفَرُ فِي الْاَوَائِلِ Yani ikinci merhaledekiler için affedilen şeyler birinci merhaledekiler için ne olmayabilir? Affedilmeye bilir. Fel atfu fi thalaseti kulliha bu yukarıdaki üç yerde de yapılan atıflar min kabili atfil cümleti alel cümleti indehu İbn-i Hacib'e göre cümle cümleye atfedilmiştir burada. Evet. Peki. El mes'eletu es-salisetu dört bab. Her babta da ne dedik? Dört mesele var değil mi Ahmet? Evet.
Min mesailil babil evveli, birinci babın meselelerinden üçüncü meseleye geldik. Fi beyanil cümleti elleti la mahalle leha minel yarabi. Yarab'da mahalli olmayan cümlelerden bahsedeceğiz. Feyye ey el cümletü leti la mahalle leha minel yarabi. Yarab'da mahalli olmayan cümleler eydan, ey kel cümletü leti leha mahallun minel yarabi. Yarab'da mahalli olanlar gibi aynı şekilde nedir? Seb'un, yedi tanedir. İhtaha el-ibtidaiyyetu. İbtida cümlesinin yarabta mahalli yoktur. Ve tusemma el-müstenefe. Ve tusemma el-müstenefete. Eydan. Aynı zamanda buna müstenefe de denilir. Ve huve evdahu. Bu müstenefe denilmesi daha açıktır. لِأَنَّ الْاِبْتِدَائِيَّةَ Çünkü iptida cümlesi tutlaku eyden alel cümleti el-musaddereti bi müptedein. Müptedayla başlatılan cümleye de iptida cümlesi denilir. وَلَوْ كَانَ لَهَا مَحَلُّنْ Mahalli olsa da yani iptida cümlesi değil de müsteennef edersek daha iyi olur diyor Şarih. Evet. Ümme el cümletu el müsteenefetu nev'ani. Cümleyi müsteenefe iptida cümlesi iki türlüdür. Ehaduha el cümletu el müftetahu biha el nutku. Kendisiyle ne olmuş? Nutku Konuşmanın başlangıcı. konuşma onunla başlanmış. Ke kavlike iptidaen Zeydun kaimun diyorsun durup dururken. Zeyd müpteda kaimun haber. Bu cümlenin yarattığı mahalli yoktur. Evet. Esani el cümletu ama el munkatiatu amma kablaha. İkincisi ise daha önceden bir şeyler söylüyorsun ama öyle bir şey söylüyorsun ki birinci cümleden nedir? Evvelki kelamdan kesik bir şey zikrediyorsun. Nahvu mate fulanun diyorsun. Rahimehullahu Teala. O Rahimehullahu Teala cümleyi müstenefedir. Dua cümlesidir. İrab'da mahalli yoktur. İnşadır. Ve minhu cümletul amili el mulgama yani liteahhurihi Selamünaleyküm. Buradaki yani rahmetullahu derken mana olarak esasında bir önceki cümleden kesik değil yani selam mana olarak. kesik. Yani diyorsun ki Zeyd öldü. Ve ardında da ne diyorsun? Allah ona rahmet eylesin. Yani aynı şeyin devamı, kelamın devamı selam yani. Başka bir Gibi meseleye görünüyor. geçmiyor mesela. Gibi görünüyor ama birinci cümle nedir? İhbar cümlesidir. İkinci cümle inşa cümlesidir. Tadır. Bu ona engel oldu mu yani Seylan? Tabii ayrı ayrı şeyler. Evet. Evet. Ve minhu cümletul amili ama el mulga liteahhurihi amilin ilga edilen cümlesi amil niçin ilga edilmiş? Tehir edildiğinden dolayı. Onun da yarabbim mahalli olmaz. Nahvu Zeydun kaimun edunnu burada Zeydun kaimun artık yarabbim mahalli yoktur. Evet. Zeydun kaimun edunnu diyorsun. Ve minel evveli birincisindendir yani istinaf İbtidaiye nahu kavli teala inna a'taynake el kevsere inna harf müşebbihe bil fiil na ismidir. A'taynake el kevsere cümlesi onun haberidir. Fehâzihi el cümletu müstenefetun bu cümle müstenefedir. La mahalle leha minel yarabi yarabda mahalli yoktur. Niçin? Li ademi hululiha mahallel müfredi. Çünkü müfred olan bir şeyin mahallinde vaki olmamıştır. Evet. Dolayısıyla İrab'da vermiyoruz. Fe in kîle hâzihil istinâfu eğer şöyle bir soru sorulsa Ahmet bu cümle yani istinaf dediniz ama bu istinafi beyani midir? İstinafi nahvi midir? Fe in kîle eğer şöyle bir soru sorulsa hâzihil istinâfu nahviyun en beyaniyun yani enahviyun en beyaniyun istinafi nahvi midir istinafi beyani midir Evet. ve ey farkın beynihuma aralarında ne gibi fark var
Nahvi desek ne olur? Beyani desek ne olur? Akulu şarih diyor. İstinafun nahviyun. Burada istinafi nahvidir. Fe innen nahviyyine. Çünkü nahvciler yutlikune el istinafe alel cümleti el munkataati. Kesik olan cümleye ne yapıyorlar? İtlak ediyorlar. Amma kableha. Ma kablinden munkati olan cümleye istinaf cümlesi diyorlar. Sevaun kânet tilkel cümletu cevaben li suali mukadderin emla. İsterse mukadder bir soruya cevap olsun veya olmasın. Ma kablinden kesik olan cümleye cümleyi müstenef ediyorlar nahvciler. Fe emmel beyaniyyune. Peki beyancılara göre cümleyi müstenef nedir? Fe yehussûneha bima vekaat cevaben li sualin mukadderin. Beyancılar diyor ki mukadder olan bir sorunun cevabına cevabında vaki olan cümleler cümleyi nedir? Müstenefedir. Nahu kavlu teala Allah-u Teala Hazretleri'nin kavlinde olduğu gibi hel eteyke hadithu dayfi İbrahim el mukramin sana İbrahim Aleyhisselam'ın misafirlerinin haberi geldi mi? Hem de böyle iyi misafirler. İz dehalû aleyhi kerem sahibi olan misafirler. İz dehalû aleyhi İbrahim Aleyhisselam'ın yanına girince fekalû selâme selam dediler. Kale İbrahim Aleyhisselam selamun. O da onlara aynı şekilde cevap verdi. Fe inne cümletel kavli es-saniyeti o ikinci kale ile başlayan cümle cevabun li sualin mukadderin mukadder bir sorunun cevabıdır. Takdiruhu fe mâzâ kâle lehum İbrahimu peki İbrahim Aleyhisselam onlara ne dedi? Kâle selamun fe ecâbe bi kavlihi kâle selamun fe selamun ma'a haberihi el mahzufi yani aleyküm haber hasfe gitmiş oradan yani birisi sana selam derse Ahmet fazla ne yapmayacaksın? Yadırganmayacaksın. Haber ne olmuştur? Hasfe gitmiştir. Gitmiştir. Cümletun ismiyetun. Bu cümle ismiyedir. Fî mahallin nasbi mahallen mensuptur. Likevniha mekulen. Kalenin mefuludur. Vel kavlu ma'a mekulihi kavl kelimesi mekuluyla beraber cümletun istinafiyetun. La mahalle leha minel yarabı ama beyanicilere göre de değil mi? Nahvciler ne dedi? İsterse mukadder bir sorunun cevabı olsun isterse olmasın ama cümleyi müstenefe olabilmesi için beyancılara göre ne olması lazım? Bir sorunun cevabı yani orada mukadder bir soru olması lazım ki o cümleyi müstenefe olsun. Evet. Nereye kadar baktın Ahmet? Selam. Buraları da baktım. Bu sayfayı baktım. Sonraki sayfada kaldım. Peki. Ve minhu yani bu cümle-i müstenefelerdendir. Kavlu şair. Zâme el-avâzilu enneni fî gamretin. Bu dedikoducu, laf taşıyan, insanları arkadan çekiştiren kadınlar zannettiler ki ben böyle büyük bir sıkıntı içerisindeyim Ahmet. Sadakû, eyvallah, doğru. Doğru dediler. Ama velâkin gamreti la tenceli ancak benim sıkıntım ne olmaz? Gitmez. Yani öyle bir derde yakalanmışım ki korunadan daha beter yani adam diyor Ahmet. Yani koruna bile geçebilir ama evet, bizim derdimiz geçmez diyor. Ve inne kavlehu sadaku bu cevabun li sualin mukadderin mukadder bir sorunun cevabıdır. Takdiruhu es-sadaku em kezebu doğru mu diyorlar? Yalan mı diyorlar? Ondan sonra ne diyorsun? Velakin gamreti la tencelu o sadaku ile başlayan o cümle mukadder bir sorunun neyidir? Cevabıdır. Cümle istinafidir. Yarabda mahalli yoktur. Ve lemme kâne minel istinafi ma kad yahfa ama öyle bazı müstenefe cümleler var ki Ahmet gizli yani şeydir
müstenefe olmaları kapalıdır. Her kişi onun müstenefe olduğuna ne yapamaz? Muttali olamaz. Eşare ile iddeti emsileti minhu, bizim müellif ve şarih, yani daha doğrusu müellif, bu istinafı kapalı olanlardan birkaç tane örnek verecek ki talebe birazcık gözü açılsın. Fekale ve nahvu innel izzeti lillahi cemi'an ba'de kavlihi ve la yahzunke kavluhum. Ayet-i kerimede ve la yahzunke kavluhum innel izzeti lillahi cemi'an diye geliyor. Ve leyset cümletu innel izzeti lillahi cemi'an mahkiyeten bil kavli. Yani bu innel izzeti lillahi cemi'an bu kavulla hikayet edilen bir cümle değildir. Ey ne demek? Makulen li kavlihim. Yani onların sözünün makulu değildir. Keme yetebaderu ile zihni. Kablet teemmülü. Düşünmeden önce ilk zihne sanki bu innel izzeti lillahi cemi'an onların sözüdür. Oldu mu Ahmet? Evet senin. Evet. Niçin lifesadil mana min vecheyni, mana bozuk olur çünkü onların sözü değildir. Bu cümle cümleyi müstenefedir. Evet. Nasıl mana bozuk oluyor? Ehaduhuma innel kuffare la yekuluna innel izzeti lillahi cemi'an, değil mi? Zaten kafirlerin sözü söylemiyorlar. Licahdihim iyyahu, çünkü Allah-u Teala Hazretlerini inkar ediyorlar. Benziyor. Kafirler. Teala. Ve isbatuhum hazel emre ey el-izzete li-alihatihim el-batilete fi-akaidihim el-atileti, o atıl, o köhne akaidlerinde bu şerefi ne yapıyorlar? Kendi batıl ilahlarına nispet ediyorlar. Evet. Dolayısıyla bu sözü onlar söyleyemez. Ve-sani innehum lev-kalû zâlike, zaten innel-izzete lillahi cemiyen deseydiler لَمَا حَزِنَا الرَّسُولُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz o zaman şey olmazdı, mahzun olmazdı. Evet. Bel, değil mi? يَسُرُّ, sevinirdi. Evet. فَلَا مَعْنَا لِمَعْنَا الْحُزْنِ مُعَلَّقًا بِهِ, yani o zaman hüznü, Hazreti Peygamber işte hüzünlüydü, وَلَا تَحْزَنْ deyip de o hüznü Allah-u Teala Hazretleri ondan ne yapmazdı? Kalmazdı. Hüzünlenmemesini emretmezdi yani. Evet. Yuş'iru zâlike en hüznir rasûli. Bu ayette Hazreti Peygamber'in mahzun olduğunu söylüyor ki la tahzen diyor sallallahu aleyhi ve sellem vakte kavlihim zâlike. Onlar öyle konuştukları zaman mahzun oluyor. Allah-u Teala Hazretleri de Peygamberine teselli olsun diye sen mahzun olma. İnnel izzete lillahi cemi'an. Evet. Nehy ani şeyi, yani bir şeyi nehyetmek ba'de vücudihi ev ihtimalihi, yani bir şey olursa, mevcut olursa veya ihtimali olursa ancak ne olur? Nehi olur. Evet. Cellen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem an hâza, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bundan nedir? Yücedir. Fe zahara enneha müstenefetun. Dolayısıyla bunun müstenefe olduğu anlaşıldı. Ve nahvu cümleti la yesma'une ba'de kavlihi ve hifsen min kulli şeytanin maridin. La yesma'une cümlesinden bahsediyoruz. Ve leyse tilke el cümletu sıfaten lin nekreti. Şeytanın sıfatı değildir. Ve ye şeytan kelimesidir. Keme yetebâderu fi vehletil ula. İlk etapta sanki la yesmâvune şeytanın sıfatıdır. Öyle anlaşılıyor. Lifesadil mâne, çünkü burada da mâne bozuk olur. Yani eğer şeytan işitmiyorsa o zaman İşitmeyen bir şeytandan göğü korumanın bir anlamı yok. Eyden iz çünkü la mane lil hifzi min şeytanin la yesma'u. İşitmeyen bir şeytandan işte Cenab-ı Hakk'ın kelamını
muhafaza etmenin bir anlamı yok. O kezalike la yecuzu en tekune halen minha. Aynı zamanda la yesmauna hal da olamaz. Lizalikel mana bi aynihi, çünkü mana bozuk oluyor. Ve innema hiye istinafun nahviyun. Bu istinafi nahvidir. Ve la tekun istinafen beyaniyen. İstinafi beyani de olamaz. Fesadil mana eydan. Bu arada bir soru takdir edeceksin. Ki burada herhangi bir soru takdir etmeye gerek yok. Ve kile yahtemüle en yekune el aslu. Asıl şöyle olabilir demişler. Li en li ella yesma'une. Peki ne oldu? Tümme huzife ellamu. Lam hasfe gittik. Kema fi kavlihi innel insane le yatga. Er ra'ahu stagna. Ey li en alime nefsehu istagna. O li endeki o lam gittiği gibi burada da ne oldu? Lam hasfe gitti. Tümme huzifet en. Daha sonra en de hasfe gitti. Tabi en hasfe gidince fertefe'a el fi'lu fi'l merfu oldu. Kema fi kavlihi. Şairin şu sözünde olduğu gibi. Ela eyyühezzaciri, ey beni men eden, ahdurul vaga, savaşa katılmaktan beni alıkoyan kişi, savaşa hazır olmaktan beni alıkoyan kişi, ve en eşhede ellezzati, o savaş meydanındaki böyle düşmanların kafalarını uçurmak, tamam mı? Onları hezimete uğratmak, onları yerle bir etmek lezzetine şahit olmaktan beni alıkoyan ey kişi, hel ente muhlidi, sen mi beni dünyada ebedi bırakacaksın? Yani ecelim geldiyse bırak, orada ne yapayım Ahmet? Orada canım. Ya şimdi savaş mı dedin? Allah, ölüm var. Ya Ahmet, bu adamlar bu şeylerle savaşıyorlardı yani. Evet Seyran. Peki. Fe değil mi? Fî men refa'a ahduru. Tabi bazılarına göre ahdurel vaga, ama burada o en hasfe gitmiş ve fiil merfu okunmuş. Ve stedafa el zamakşeriyyu el cem'a beynel hasfeyni. Zamakşeri, İmam Zamakşeri demiş ki kardeşim, iki tane hazfin aynı anda aynı bölgede yapılması şey yapar, yani kelimeye zarar verir. İki tane hazf yapmayalım diye söylemiş.